Büyük milletimiz iyi akşamlar. Yurdumuzda saatler 18.30. Türkiye ve dünya gerçekleriyle ulusal kanalda yine karşınızdayız. Önemli haberler var. Tabii en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında son günlerde yaşanan tartışmalar, hatta aylarda diyelim yaşanan tartışmalarla ilgili bir gelişme. Malum Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye gelecekti. Geldi. Tillerson Ankara'da. Ayrıntıları biraz sonra Ankara büromuzdan arkadaşlarımız bize aktaracaklar. Tillerson'ın ziyaretiyle ilgili neler var, neler konuşuldu, bunları konuşacağız, öğreneceğiz. Diğer taraftan değerli izleyiciler, biliyorsunuz savunma bakanları bir araya geldi. Hem Türkiye Savunma Bakanı hem de Amerikan Savunma Bakanı Brüksel'de bir araya gelmişlerdi. Ve Brüksel'deki toplantıdan uzlaşmazlık çıktı. Hiçbir uzlaşı belirtisi yok en azından. Bunu ayrıntılı olarak size aktaracağız. Yine değerli izleyicilerimiz, Afrin operasyonu devam ediyor. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri 5 köyü birden teröristlerden arındırdı, temizledi. Bu da bir başka önemli ayrıntıydı. İran'dan yapılan, IŞİD'le ilgili yapılan dikkat çekici bir değerlendirme var. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Yine değerli izleyiciler, CHP'den ve kurumlardan Türk ve Türkiye kavramlarının kaldırılması ile ilgili olarak gelişen olaylardan ibaret haberlerimiz de olacak. Yani yine yoğun bir gündemle karşınızdayız diyoruz ve Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Evet değerli izleyicilerim, söylediğimiz gibi Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'de ve Tillerson'ın ziyaretinden önce gelişmeler var, sonra gelişmeler yaşanacak, ziyaret sırasında neler olacak, bunları Ankara büromuzdan arkadaşlarımız takip etti, takip etmeye devam ediyor, bilgileri size aktaracağız. Bu arada Türkiye Gençlik Birliği'nin Tillerson'a karşılamaları var, bültenimizde onu da izleyeceksiniz ama hemen sıcak bilgileri almak için Ankara'ya dönelim. Ana haber bültenimize öyle başlayalım değerli izleyiciler. Gürkan Demir karşımızda. Tillerson Ankara'ya geldi. Neler konuşulacak, neler bekleniyor dinleyeceğiz kendisinden. Gürkan Demir, iyi akşamlar. İyi akşamlar Teoman Halili. Evet, neler var elinizde, neler öğrendiniz, neler aktaracaksınız izleyicilerimize? Şuradan başlayalım Teoman Halili. İlk etapta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'daki ziyaretine ilişkin, temaslarına ilişkin ayrıntıları paylaşarak başlayalım. Rex Tillerson saat 17.10 gibi Ankara'ya inmesi bekleniyordu ancak yaklaşık 30 dakikalık gecikmeyle, yani 17.40'da Ankara'ya iniş yaptı. Rex Tillerson'ın ilk durağı bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak. Saat 19'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek Rex Tillerson. Bu ziyareti, bu temasları 2 gün sürecek Tillerson'ın ve yarın da saat 11'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir basın toplantısı düzenleyecek. Bu basın toplantısına muhabir katılımı da olacak. Elbette ki biz de o basın toplantısına yerimizi alacağımızı ifade edelim. Rex Tillerson'ı tabi ajandasında PKK-PYD ile yürütülen Türkiye'nin mücadelesi var. ABD bu noktada taleplerini gündeme getirecek. Peki bunların dışında hangi ayrıntılar ele alınacak? Masaya neler yatırılacak? Örneğin Rex Tillerson'ın Ankara'ya gelmeden önce Lübnan'da yaptığı bir açıklama var ve çok Ankara'da şokla karşılanmış bir açıklama. ABD'nin YPG'ye asla ağır silah vermediğini, dolayısıyla da geri alınacak bir durum söz konusu olmadığını, Türkiye ile de ana hedeflerin ortak olduğunu ifade etti. İşte bu açıklama Ankara'da şok bir şekilde karşılandı. Ankara bu açıklamaya nasıl yanıt verecek? Görüşmede ayrıntılı olarak neler alınacak? Şimdi sıradaki haberimizi izliyoruz Teoman Halil. Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'da. Günlerdir beklenen bu görüşme iki ülkenin ilişkileri açısından kritik öneme sahip. Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Bu bir sene içinde yaptığı 3. ziyaret olacak Türkiye'ye. Günlerdir beklenen bu görüşme iki ülkenin ilişkileri açısından kritik öneme sahip. Tillerson, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Amerika'nın Türkiye'nin keskin tavrına rağmen PKK-PYD'ye silah yardımına devam etmesi, Membiç'ten Amerikan askerlerinin savurduğu tehditler ve Amerika'nın piyonlarına karşı kararlılıkla devam eden Zeytin Dalı Harekatı görüşmenin ana hatlarını oluşturuyor. Türkiye'nin Tillerson'ın önüne koyacağı dosyadaki talep belli. Amerika'nın terör örgütlerine desteğini ve ilişkisini kesmesi ve ortaya koyulan bir kararlılık mesajı da var. Türkiye Suriye'den geri adım atmayacak.
Türkiye, Afrin operasyonu sürecinde Türkiye'yi orta ve uzun vadede denklemin dışında bırakacak hiçbir öneriye onay vermeyecek. Burada önemli olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerinin en iyi şekilde savunulabilmesi ve korunması, en fazla edinimin elde edilmesidir. Habertürk gazetesine göre Tillerson'ın Ankara temasları sırasında kendisine 3 bölümden oluşan 76 sayfalık bir rapor sunulacak. Raporun ilk bölümünde Türkiye-ABD ilişkilerinde son 2 yıldan bu yana yaşanan krizler, ikinci bölümünde Amerika'nın Türkiye'ye verdiği taahhütler ve buna bağlı olarak yerine getirilmeyen sözler, üçüncü bölümünde ise PKK ve YPG arasındaki organik bağ ortaya konuluyor. Amerika ise Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı kararlılıkla sürdürme tavrına karşı oldukça mesafeli. Tillerson'ın görüşmede teröristleri güvenceye almak adına güvenli bölge teklifini yinelemesi bekleniyor. Yani ABD anlaşılan şu ki bölgedeki nüfuz alanını kaybetmek istemiyor, etkinliğini kaybetmek istemiyor. Amerika, Türkiye'den Zeytin Dalı Harekatı'nı Afrin'in kuzey ve doğu kırsalıyla sınırlı tutmasını bekliyor. En önemli hedeflerden biri de Türkiye'nin Membiç'e girmemesini sağlamak. Amerika'nın Türkiye'ye sunması beklenen bir diğer planı da Zeytin Dalı Harekatı'nın tamamen durdurulması. Bunun karşılığında Amerika bölgedeki terör örgütlerini silahsızlandırma ve kent güvenliğini direkt olarak Amerika'nın sağlaması teklifinde bulunacak. Ancak güven bunalımı nedeniyle Ankara bu önerilere sıcak bakmıyor. Elbette sizin güvenliğinizi tehdit eden bir teklif önünüze getirilirse bakmazsınız bile ona. Terör örgütlerini sivilleştirme ve harekatı durdurma fikrine karşı Türkiye'nin tavrı net. Türkiye'nin ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için bölgedeki teröristler temizlenene kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tillerson'la saat 19.30 sularında görüşmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Amerikalı mevkidaşıyla yarın bir araya gelecek. Şimdi değerli izleyiciler, ilginç gerçekten. İşte biraz önce Gürkan Demir de aktardı. Ne demiş işte Tillerson? Türkiye'de bir sıkıntımız yok. Türkiye'yle fikirlerimiz aynı, amaçlarımız aynı. İşte YPG biz hiçbir zaman ağır silah vermedik diyor. Ama bunu kendi raporlarında kendileri açıklıyorlar. Daha dünkü raporlarında bırakın silahı, para yardımında bulunduklarını da söylediler. Para desteğine, yani 550 milyon dolarlık bir bütçe ayırdıklarını söylediler. İşte tam bu ortamda Tillerson'dan önce bir başka görüşme oldu. Kim görüştü? Milli Savunma Bakanımız değerli izleyiciler Nurettin Canikli gitti. Amerikalı mevkidaşıyla görüştü. Nerede? Brüksel'de Savunma Bakanları toplantısı vardı. O ASEP'le görüştüler ve o görüşme sırasında aslında ortaya çıkan tablo şu. Kesin bir uzlaşısızlık var değerli izleyiciler. Bir uzlaşmazlık var daha doğrusu. Nasıl bir durum bu? Mesela açıklamalara yansıyor. Çok net açıklamalar. MET istiyor ki biz gerçekten Türkiye ile ilgili sıkıntıları görüyoruz ama işte efendime söyleyeyim çeşitli ifadeler var diyor. Çeşitli açıklamalar yapıyor. Bunlar dikkat çekiyor. Gerçekten bunları da sizinle paylaşacağız. Metis Canikli görüşmesindeki bu uzlaşısızlıkla ilgili yorumlar iki lider açısından da oldukça çarpıcı. Hep birlikte izliyoruz. PKK'ya hatta karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Tarihi ziyaret öncesi kritik temas. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Amerikalı mevkidaşı James Mattis bir araya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara temasları öncesi uzlaşı sinyali çıkmadı. Amerika'nın teklifi PYD-YPG'yi PKK'ya karşı savaştıralım oldu. PYD-YPG'nin PKK'nın organik bir parçası olduğu konusunda hiçbir tereddüt ve şüphe kalmamıştır. Pentagon son olarak Amerikan Kongresi'ne sunduğu raporda PYD-YPG'yi PKK'nın gücü olarak tanımlamıştı. Canikli de MET ise PYD-PKK'nın Suriye kolu belgelerini iletti. Amerikan yetkililerin YPG-PYD'nin PKK'nın Suriye milislerinden ibaret olduğu şeklindeki açıklamalarını kendisine hatırlattım. Milli Savunma Bakanı Amerika'nın kara mizah içeren teklifini böyle açıkladı. Bu örgütü PKK'dan ayırabilecekleri şeklinde bir ve PKK'ya hatta karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu.
Ancak Ankara'nın bu konuda tavrı net. Yani böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını, gerçekçi olmadığını söyledik. Canikli, Metis'le görüşmesinin ayrıntılarını da paylaştı. PYD ve YPG'nin SDG içerisinden tamamen temizlenmesi gerektiğini ifade ettik. PYD ve YPG'nin DAEŞ ile işbirliğine girdiğinde Sayın Metis'le paylaştık. Afrin harekatı sürerken PKK-PYD'yi kurtarma çabasındaki Amerika ilk olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı Türkiye'ye göndermişti. Ancak ziyarete ilişkin ne Fırat'ın doğusu ne Suriye konusunda bir sonuç alınamamıştı. Türkiye-Amerika arasındaki görüşme trafiğinin ikinci ayağı olan Canikli-Metis görüşmesinden de Amerika'nın PKK ile ilişkisini sonlandırma konusunda kararlı olmadığı sonucu çıktı. PYD-YPG terör örgütü ile ilgili olarak henüz onların SDG içerisinden çıkartılması ve ilişkilerinin sonlandırılması konusunda bir kararlılık görmedim. Amerikan Savunma Bakanı Mattis'e düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Suriye sınırında kaosun söz konusu olduğunu ve NATO ile Amerika'nın Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi. Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Metis, ortak olmadığımız konular var dedi. Esas yapılması gereken kesin nihai çözüm, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG-PYD ile olan ilişkisini tamamen sonlandırması, bugüne kadar verilen silahların da geri alınması. Şimdi ise gözler Tillerson'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmeye çevrildi. Şimdi değerli izleyiciler iki bilgi paylaşmak istiyorum size. Önce bir sıcak bilgiyi paylaşayım. Şimdi bu açıklamaları gördük biraz önce işte YPG ile PYD'yi PKK'ya karşı savaştırabiliriz önerisi gelmişti değerli izleyiciler. Hükümet sözcüsü Bozdağ bir açıklama yapıyor ve aynen şu ifadeyi kullanıyor. Artık ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli. ABD'nin yaklaşımı son derece absürt. Yani bu açıklamadan sonra da herhalde artık Amerika ile herhangi bir şekilde uzlaşı olmayacağının işaretleri daha net gibi görülüyor değerli izleyiciler. ABD'nin yaklaşımı son derece absürt, bizi sersem sanmasınlara getirilecek bir ifade Bekir Bozdağ'dan, hükümet sözcüsünden gelmiş oldu. Bunu aslında biz haber toplantımızda da gündüz tartıştık haber merkezinde arkadaşlarla. Gerçekten biz de bu absürt öneriyi, yani PKK ile YPG'yi savaştıracağız önerisini tartıştık. Herhalde benim kendi kendime tokat atmam gibi bir şey değerli izleyiciler. Kendi kendime tokat atarak kendimi cezalandıracağımı bekliyorsak bunun da o kadar gerçekçi olduğunu düşünebiliriz herhalde. Şimdi bir video getirecek arkadaşlarım ekrana. Hemen bizim arkaya video getirsinler. Geniş ekranda da verelim. Bunun üstüne biraz konuşmak gerekiyor. Şu anda ayakta bekleyen kişiyi görüyorsunuz değerli izleyiciler. Bu kişi Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson. Şu anda Türkiye'de olan kişi. Neredeydi? Lübnan'daydı. Şimdi Lübnan'da bakın değerli izleyiciler toplantı salonunda bekliyor. Kimi bekliyor? Lübnan Devlet Başkanı'nı bekliyor değerli izleyiciler. Michel Aoun'u bekliyor. Ve orada Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Lübnan Cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce bekletiliyor kendisi. Ve bu görüntüler Lübnan televizyonundan canlı yayınlanıyor. Bakın Tillerson oturdu. Amerikan Dışişleri Bakanı şu anda değerli izleyiciler ekranda olan kişi. Hani böyle herkese mağrur olanlar var ya. Bakın nasıl bekliyor. Tillerson oturuyor. Canlı Lübnan televizyonu bu görüntüleri o sırada canlı yayınlıyor. Tillerson etrafa zoraki gülücükler savuruyor. Görüyorsunuz. Ay ne kadar şirin gülümsüyor. Birden o yüzündeki değerli izleyiciler o gülümseme bir anda sertleşiyor. Tablo gerçekten çok ilginç. Yani normalde böyle bir şey diplomatik anlamda pek görülen bir şey değil. Evet yavaş yavaş görüntü büyüyor görüyorsunuz. Şimdi başka bir tablo. Su yok yanında bir kere. Yani içecek su yok. Lübnan Cumhurbaşkanı'nı bekliyor. Lübnanlı bir heyet var. Ama Amerikan bayrağı nerede? İlginç bir durumda. Normalde böyle durumlarda Amerikan bayrağı da olur. Ama Amerikan bayrağı da yoktu. Biraz önce gördük. Amerikan bayrağı da yok. Amerikan Dışişleri Bakanı orada oturmuş. Lübnan Cumhurbaşkanı'nı bekliyor değerli izleyiciler. İşte Amerika'nın hali pür melali efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda özellikle bizim coğrafyamızda Batı Asya'daki hali pür melali budur diyoruz. Ve devam ediyoruz değerli Ulusal Kanal izleyicileri haberlerimize. Evet Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ziyareti öncesinde Türkiye'nin elini zayıflatan açıklamalar güvenlik bürokrasisinde kuşku yaratıyor, kuşkuya neden oluyor. Ulusal Kanal'a bilgi veren Suriye dosyasında bakan kaynaklar
Kalın McMaster görüntüsüne dikkat çekiyor. Yani İbrahim Kalın'la McMaster arasında yapılan görüşmeye dikkat çekiyor. Kaynaklar uzun vadeli stratejik ilişki teyit edildi açıklamasına işaret ediyorlar. Bakın böyle bir ortamda uzun vadeli stratejik ilişki teyit edildi açıklaması. Amerika'nın kararlılığını göstermiyor itirazında bulunuyor. Ankara'nın kararlılığını göstermiyor itirazında bulunuyor diplomatik kaynaklar. Tabii haklı bir itiraz, haberimizi izliyoruz. Amerika'ya karşı Türkiye'nin tutumunu yansıtmayan açıklamalara devletin Suriye politikasını oluşturan kritik birimler tepkili. Amerika Birleşik Devletleri ile güvenin yeniden tesisi için bir çaba içerisindeyiz. Ankara-Washington hattındaki gerginlik kritik bir sürece evrildi. İki ülke arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi. Bu tespiti Ankara en yetkili ağızlarla dile getirdi. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak. Ankara'nın sert çıkışı sürerken İstanbul'daki zirvenin ardından yapılan açıklamaysa güvenlik bürokrasisinde kuşkuyla karşılandı. Açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kor General Harry McMaster görüşmesinin ardından yapılmıştı. Görüşmede Türkiye ve Amerika'nın uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve İki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca öteden beri müttefik olan Türkiye ve Amerika arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Açıklama Suriye dosyasına bakan güvenlik bürokrasisinin tepkisini çekti. Ulusal kanala konuşan kaynaklar açıklamanın Türkiye'nin Amerika'ya karşı kararlılığını yansıtmadığını belirtti. Sayın Tillerson'ın ziyareti kendi talepleri üzerine tabii ki gerçekleşiyor. Benim misafirim olarak gelecek. IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Kor General Paul Funk'ın açıklaması da gündemin sıcak başlıkları arasında. Funk'ın agresif karşılık veririz sözlerinin Türkiye'nin kararlılığını engellemeyeceğini belirten kaynaklar Münbiç'e operasyonun kesinlikle yapılacağını vurguladı. Münbiç'te durmayacağız dediler. Peki niye duruyorsunuz? Tillerson'ın ajandasına ilişkin bilgi veren kaynaklar, ABD'nin Türkiye'nin Münbiç ve Fırat'ın doğusuna geçmemesine dönük baskı yapacağını belirtti. Fırat'ın doğusundaki PKK-PYD hedeflerine karşı İran'la işbirliğine gidilebileceğini belirten kaynaklara göre, bu kapsamda İran'dan gelen ABD ya Fırat'ın doğusundan ayrılacak ya da biz onları kovacağız açıklaması kritik önemde. Açıklamayı İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in dış politika baş danışmanı Ali Ekber Velayeti yapmıştı. Şimdi İbrahim Kalın'ın yaptığı değerlendirme, İbrahim Kalın'la McMaster'ın yaptığı görüşmeden sonra yapılan değerlendirmeye cevap olarak biz değil de Bekir Bozdağ konuşsun o zaman. Yani şimdi uzun vadeli stratejik ortaklığın devamı vesaire falan gibi laflar söylenmiş İbrahim Kalın'ın yaptığı görüşmeden sonra, ama Bekir Bozdağ da diyor ki bugün, artık ABD yöneticileri alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçmeli. ABD'nin yaklaşımı son derece absürt. Neden? Çünkü Amerikalılar ne dediler? PKK ile YPG'yi efendim birbiriyle çarpıştıralım diye öneri sunmuşlar. Bu öneriyi sunuyorlar. Buna da çok doğal olarak sersem mi zannediyorlar bizi demiş hükümet sözcüleri. Ve aynı zamanda da ne diyor? Son derece absürt diyor. Tamam, bu doğru da yani... Bizi sersem yerine koymaya çalışan adamlarla hangi uzun vadeli stratejik ortaklık? Bu nasıl bir anlayış? Çok net galiba değerli izleyiciler. Uzmanların da anlamadığı şey ve aslında eleştirdikleri şeye hak vermemek elde değil. Biz de onların bu eleştirilerini haklı buluyoruz doğrusu. Peki tam bu ortamda, yani bu kadar çok diplomatik görüşme var, Amerikalılar geliyor gidiyor, orada onunla görüşüyor, burada bununla görüşüyor, işte Türkiye'ye öneriler yaptıkları söyleniyor, kapalı kapılar ardında bir şeyler yürüyüp gidiyor, ama peki bu ortamda nasıl teklifler olabilir Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tekliflerine karşı ne yapılmalı? Bunu da değerlendirmelerini istiyoruz uzmanlardan ulusal kanal ekranlarında. Mesela bir tanesi emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel. Erenel değerli izleyiciler. Fahri Erenel'in önemli değerlendirmeleri var. Hep birlikte izleyelim. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın ajandasında Türkiye'ye Afrin konusunda baskı yapmak var. Ancak Ankara kararlı, terörle mücadeleden geri adım gündemde yok. Afrin konusunda evet, burada terörden barındıracaktır ama burayı güvenli bir hale getirmeden, çünkü burada Afrin bir hattır orası. Evet. Biz askeri harekatta buna savunmanın direngi noktası deriz en olgun. O hattın elde tutulması hem bizim Hatay'ın güneyine
Reyhanlı bölgesini, hem Kuzey Kilis bölgesini, yani Amanosların şöyle diyelim tam bir hilal şeklinde bütün Hatay ve Amanosları kuzeye doğru hepsini kucaklar. Çukurova'nın güvenliğini sağlar. Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik PKK ordusu kurma planları Amerikan istihbarat raporlarına yansıdı. Bu raporlar ziyaret öncesi tansiyonu daha da yükseltti. Türkiye'de Genelkurmay'dan herhangi bir şey ifade edildiğinde ortalık birbirine giriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün güvenlik politikasını yönlendiren yer Pentagon. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nın sadece formalite bir yeri vardır. Dolayısıyla Pentagon sadece bunda değil. Irak'ta, geçmişte ve başlangıçta şu anda da Suriye dahil bütün ülkelerde, Libya'da olsun diğer bölgelerin hepsinde Amerikan politikasını yönlendiren bir yapıdır. Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel, Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi olası senaryoları ulusal kanala değerlendirdi. Erenel, Pentagon'un Suriye'nin kuzeyindeki planlarına değindi. Memlüç'e gelen iki Amerikalı general de zaten bu maksatla gelmiştir. Esasında orada sadece Türkiye'ye bir gözdağı vermek gibi bir şov yapmadılar. Oradan aynı zamanda da Beyaz Saray'a da bir mesaj verdiler. Dediler ki, bakın bunun ötesinde bir iş yapmayın. Bu yapıyı biz kuruyoruz, bu yapının başındayız biz demek için o mesajı verdiler. Hı hı. Beyaz Saray'ın Tillerson'un geleceği süreç içerisinde de mesajlarında da bu hususu dikkate alsınlar. Uzmanlara göre Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde Afrin operasyonunun durdurulması talep edilecek. Tillerson eli buraya geldiğinde esasında Pentagon tarafından sınırlandırılmış olarak geldiğini düşünüyorum. Çünkü Pentagon'un bir anda yapmak istediği ve kesin öyle olacak dediği husus var. Diğer tarafta Dışişleri Bakanlığı'nın uluslararası politikalar konusunda yürüttüğü bir mücadele var. Burada politika ayrı eksende gidiyor Amerika'da, strateji sahada ayrı eksende gidiyor. Dolayısıyla stratejiyi belirleyenler orada askerler. Tillerson'un ben Ankara'da fazla söyleyeceği bir şey olduğunu değerlendirmiyorum. Amerika'nın Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin IŞİD'e karşı bir mücadele vermediğini, bunun algı operasyonu olduğunu dile getirdi Doçent Doktor Erenel. Afrin'de olan teröristler DEAŞ'la mı mücadele ediyor? DEAŞ'la mücadele edenler ta güneyde 2 tane 3 tane cep var. DEAŞ'ları orada elinde tutuyor esasında Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Nereye gitti bunlar? İşte Afrin'de karşımızdalar. Hı hı. Hapishaneden hepsini çıkarttılar bir kısmını. Tekrar Afrin saplarında onları da burada savaşırsanız size bunu sağlarız dediler. Hı hı. Dolayısıyla DEAŞ'la falan mücadele eden kimse yok esasında. O iş bitti. Mehmetçiğin katili Tillerson Türkiye'den defol. Türkiye Gençlik Birliği böyle diyor. İstanbul'da Amerika'nın Dışişleri Bakanı Tillerson bugün Türkiye'ye geliyor. Amerika bugün Zeytindağ Operasyonu'nda savaşan, şehit düşen Mehmetçiklerimizin hepsinin katilidir. Edirne'de ABD'nin Dışişleri Bakanı Tillerson Türkiye'ye geliyor. Türkiye işçi olarak şunu söylüyoruz. Mehmetçiğin katilleri ellerini kollarını sallayarak bu topraklarda gezemezler. Buna izin vermeyiz. Tillerson defol diyoruz. Konya'da Tillerson Türkiye'ye geliyor. Ankara'da Türkiye Gençlik Birliği yurdun dört bir yanında Amerika Dışişleri Bakanı'nı böyle karşıladı. ABD'nin patronu Tillerson ülkemizden defolmalıdır. Vatansever Türk Gençliği her zaman Mehmetçiğin askerinin sona kadar yanındadır. Tüm yurtta Tillerson defol açıklaması yapıldı. Terör örgütü PKK'ya binlerce tır dolu silah yardım yapan, milyonlarca lira bütçe ayıran Amerika'nın katil bakanı, şehit kanıyla sulanmış vatan topraklarında elini kolunu sallayarak geçemeyecek. TGB'nin Tillerson hazırlıkları 2 gün öncesinden başladı. Üniversitelerde duyurular yapıldı, afişler asıldı, bildiriler dağıtıldı. Tillerson defol diyoruz çünkü o aslında diplomatik ilişkiler için Türkiye'ye gelen bir Dışişleri Bakanı değil, Türkiye'nin Afrin harekatını engellemek için Amerika'dan görevli olarak gelen herhangi birisi. Tillerson Türkiye'ye gelmeden 81 ildeki üniversitelerde Tillerson ve Amerika karşıtı eylemler yapıldı. Dünyanın en büyük teröristlerine annelerimiz Türkiye'den azaltılarak cevap veriyor. Annelerimiz pencereler kaynatarak cevap veriyor. Türk gençliği üniversitelerden mektup yollayarak cevap veriyor. Şimdi de Muğla Üniversite, Muğla Üniversitesi'nden bir cevap da bankasına evet, Mustafa Kemal'in üniversiteli askerleri bu şekilde karşıladılar Tillerson'ı. Peki Mustafa Kemal'in ordusu
ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kara gücü PKK'ya karşı mücadelesini büyük başarıyla sürdürüyor. Ben daha yayına girdiğimde 5'ti kurtarılan köy, temizlenen köy sayısı teröristlerden. 6 olmuş değerli izleyiciler, 6 köy. 6 köy teröristlerden temizlendi. 1500'ü aştı etkisiz hale getirilen terörist sayısı ve Zeytin Dalı harekatı başarıyla sürüyor derken iyice köşeye sıkıştığını görmemiz lazım Amerika'nın kara gücünün. Çünkü değerli izleyiciler, bölgede meskun mahal operasyonları her an başlayabilir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri emin adımlarla ilerliyor terör koridorunu dağıtmak için. Zeytin Dalı harekatıyla Amerika'nın kara gücü PKK-PYD'ye ağır darbe vuruldu. Terör örgütü ağır kayıp yaşıyor. Bilanço 1500'ü aştı. Bir günde tam 6 köy kurtarıldı. Türk ordusu Afrin'de ilerliyor. Meskun mahal operasyonları da her an başlayabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kararlılıkla sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı Afrin'deki operasyonların 27. gününe ilişkin bilgilendirme yaptı. Bugün kara ve hava operasyonları sonucunda 43 PKK-PYD ve IŞİD'li etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1528 oldu. Açıklamada ayrıca sadece teröristlerin hedef alındığı, sivillerin ve çevrenin zarar görmemesi için hassasiyet gösterildiği vurgulandı. TSK, Harap Sunmak, Karri, Şerbanlı, Şedya, Duraklı ve Divan Pevkani köylerini ve Üçtepe'yi terör örgütü PKK-PYD'den temizledi. Türk ordusu bir günde tam 6 köyü kurtarma başarısı gösterdi. Böylece terörden arındırılan nokta sayısı 63'e yükseldi. Afrin'deki Zeytin Dalı harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Cinderes beldesi kırsalında da büyük ölçüde kontrol sağlandı. Cindires'te meskun mahal operasyonunun her an başlayabileceği belirtiliyor. Daha önce bu tür operasyonlara katılan tecrübeli birliklerin de bölgeye gönderildiği ifade ediliyor. Belde teröristler açısından dağlık alanlara mühimmat ve silah sevkiyatı için kritik önemde. Türkiye, Rusya ve İran anlaşmasıyla Astana çerçevesinde İdlib'deki çalışmalarda hızla devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir konvoy, gerginliği azaltma bölgesinde oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için Mahreti Numan ilçesine ulaştı. Konvoy, ilçeye bağlı Es-Sırman köyünde konuşlandı. Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 70 kilometre derinlikte yer alıyor. Konuşlanan noktanın yaklaşık 10 kilometre karşısındaki hatlarda Suriye ordusu ve İran destekli gruplar bulunuyor. Efendim, kınalı kuzular cephede olur da kınalı eller durur mu? İşte Anadolu bu topraklarda analar kınalı kuzuları elbette yalnız bırakmak istemiyorlar. Bir şekilde onlara destek oluyorlar. Bu sefer de yine börekler, sarmalar. Nereden değerli izleyiciler? Mesela kahraman kazandan hazırlanmış. Kadınlar yine el birliği yapmışlar o kınalı elleriyle. Ve diğer taraftan değerli Ulusal Kanal izleyicileri, bir konvoy Burdur'dan ama başka konvoy. İzleyelim bakalım. Biz burada onlara iyi bakalım ki onlar da ülkemizi güzel korusunlar. Biz askerimize, devletimize her zaman güveniyoruz. Arkasındayız. Benim eşim de 15 Temmuz'da şehit oldu. Ben eşimle gurur duyuyorum. Sarmalar sarıldı, baklavalar açıldı. Kahraman kazanlı kadınlar bu kez Mehmetçik için ev yemekleri yaptı. Bizim de sofrada tuzumuz olsun diye şehit ailelerimizle beraber annelerin yanında hissettirmek için anne sevgilerimizi katarak dolmalar sarıyoruz yavrularımıza. Kahraman Kazan Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen kadınlar Afrin'deki askerler için gözleme, kavurma, sarma ve baklava hazırladı. Kadınlar aynı zamanda anne sıcaklığı şefkatini temsil etmesi için
atkı, bere ve kazak ördü. Biz de orada olsak, çamaşırını yıkasak, yemeğini yapsak, bulaşığını yıkasak, onlara yardımcı olsak, onların silahlarını bizler taşısak inşallah. Biz anneler yavrularımızın yanında olduğu müddetçe bin Mehmet'imiz gider, bin Mehmet doğurur, cepheye yine göndeririz. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın, kimse de Türkiye topraklarına gözünü dikmesin. Aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu kadınların hazırladığı yiyecek ve giyecekler sınıra gönderilecek. Afrin başta olmak üzere sınır ötesinde kahramanca mücadele eden Mehmetçiğimize yanında olmak, onlara destek olmak noktasında tüm kahraman kazan halk olarak kahramanca bir kampanya başlattılar. Vatan savunmasındaki Mehmetçiğe yurdun dört bir yanından destek giderek artıyor. Burdur'da kurtarıcı ve vinç şoförleri askerlere destek amacıyla konvoy düzenledi. Burada kararımız ücretsiz şehit ve ailelerine ücretsiz yardım etmek, araçlarını çekmek. Bunu devam etmek istiyoruz. Konvoy için Burdur sanayisinde toplanan şoförler araçların önüne ve arkasına Türk bayrakları astı. Yaklaşık 35 araç korna çalarak şehrin çeşitli noktalarından geçti. Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanı burada ya değerli izleyiciler. Amerikan Dışişleri Bakanı burada olduğu için Amerikan istihbaratı da ulusal kanalı daha özel bir izliyordur, eminim buna. Dolayısıyla biraz önce o 15 Temmuz'da bizim askerlerimizi, bizim silahlarımızı çalarak ya da çalmaya çalışarak bize saldırmışlardı ya. İşte o şehitlerden birinin eşi bakın hala mevzide. Gördünüz mü Bay Tillerson? Şimdi madem izliyorlar, raporlar tutuyorlar biliyoruz. O raporları tutarken bir de bir kolaylık yapalım onlara. Hadi büyüklük bizde kalsın. En azından bunu Türkçe söyleyelim. Çünkü Bayburt'tan bazı görüntüler olacak. Türkçe söyledik, bir de İngilizcesini söyleyelim. Look Mr. Tillerson, these are the soldiers of Mustafa Kemal. Türk askeri bu sloganlarla uğurlandı Afrin'e. Etraf gelincik tarlasına döndü. Yani böyle bir şey olamaz. Biz sevincimizden ağlıyoruz. Bu halkımızı, askerimizin, devletimizin yanında gördükten sonra bizi dünyada hiçbir güç yenemez. Bayburt 4. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı önünde operasyona katılacak askerler için tören yapıldı. Gördüğünüz gibi bundan büyük bir mutluluk olabilir mi? Biz vatanımıza canımızı vermeye seve seve hazırız. Askerlerin sevk edileceği haberini duyan Bayburtlular Türk bayraklarıyla kışlanın önünde toplandı. Mehmetçikler sevgi gösterileri arasında yola çıktı. Törene 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş da katıldı. Vatandaşlar şehrin çıkışına kadar araçlarıyla konvoya eşlik etti. Evet, durum bu. Mr. Tillerson'a İngilizce söyledik. Belki bilmeyenler var da işte bak Mustafa Kemal'in askerleri bunlar dedik değerli izleyiciler Tillerson'a. Binali Yıldırım'dan bir açıklama var, hemen aktarayım onu. Başbakan Binali Yıldırım Almanya-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalar yaptı ve yeni bir sayfa açalım, geçmişi unutalım, geleceğe bakalım, geleceğe bakalım ve ilişkileri daha da genişletelim ifadelerini kullandı. Olumlu bir açıklama, bakalım Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler nasıl seyredecek bu açıklamadan sonra. Şimdi İran'dan dikkat çeken önemli bir açıklamaya geçiyoruz efendim. Evet, İran Meclisi Başkanı Ali Larijani çok dikkat çekici bir konuyu gündeme getirdi. Larijani, ABD'nin terör örgütü IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini belirtti. İran Meclis Başkanı Ali Larijani, Amerika'nın terör örgütü IŞİD militanlarını Afganistan'a naklettiğini iddia etti. Larijani, AB Dışişleri Komisyonu Başkanı David McAllister'la Tahran'da yaptığı görüşmede Amerika'yı hedef aldı. İran resmi ajansı IRNA'daki habere göre Larijani, Amerika'nın IŞİD militanlarını helikopterle Afganistan'a taşıdığını iddia etti.
Meclis Başkanı Amerika'nın desteklediği bu terör örgütlerinin gelecekte Amerika için bir tehdit oluşturacağını da ekledi. Larijani ayrıca Afganistan'daki terörizmin temellerini de Amerika'nın attığını söyledi. Meclis Başkanı, Afganistan'daki terörizmin temellerinin 30 yıl önce Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın yani CIA'in yardımıyla Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından atıldığını ifade etti. Daha önce İran dini lideri Ayetullah Hamaney de Amerika'nın terör örgütü IŞİD'i Afganistan'a taşıdığını söylemişti. Evet, Türk ordusu Afrin'de operasyonlarını sürdürürken değerli izleyiciler, Yunanistan bilerek ve isteyerek Ege'de gerilimi arttırıyor. Bu net bir tablo. Bunun aslında bir Amerikan planı olduğunu söylüyor değerli izleyiciler, askeri uzmanlar. Mesela emekli tümgeneral Ahmet Yavuz önemli bir değerlendirme yaptı ve Amerika'nın planı Türk-Yunan gerilimini arttırarak Afrin operasyonunu yavaşlatmak dedi. İzliyoruz. Türk karasuları defalarca ihlal edildi. Türkiye'ye ait Kardak kayalıklarına çıkarma yapmak isteyen bir Yunan botu, Türk sahil güvenlik botuyla dalaştı. Türk ordusunun Afrin operasyonu devam ederken, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Rum kesimi Ege ve Akdeniz'de bilerek ve isteyerek gerilimi tırmandırmaya çalışıyor. Beklenmeliydi, bekliyorduk. Sadece adalarla ilgili değil, Akdeniz'de de şimdi Kıbrıs Rum kesimi de aynı şeyi yapıyor. Peki gerilimin arka planında ne var? Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ne yapmak istiyor? Bu soruya yanıt emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'dan geldi. Çözümü için bekledikleri sorunları uygun zamanı ve zemini kollarlar. Yani buna siz halk arasındaki tabiriyle fırsatçılık da diyebilirsiniz. Türkiye'nin Afrin operasyonunu yavaşlatmak isteyen Amerika, Türk-Yunan geriliminin perde arkasındaki güç. Kesinlikle olmuştur çünkü Yunanistan tek başına bu işleri yapabilecek bir kapasiteye sahip değil. Bunun bilincinde olduğu için sürekli olarak Batı'nın desteği ve himayesinde bir ülke. Tillerson'ın Türkiye ziyaretini de değerlendiren emekli tümgeneral ne söylediklerine değil, ne yaptıklarına bakmak lazım dedi. Tabii onların ne söylediklerine değil ne yaptıklarına bakmamız gerekiyor. Yani Tillerson mutlaka güzel şeyler söyleyecektir. Zaman kazandırıcı şeyler söyleyecektir. Ama kongreden aldıkları ilave ödeneklere bakılırsa burada kalıcı olmayı düşündükleri anlaşılıyor. Ahmet Yavuz, Amerika'nın planlarını bozacak formülünde Türkiye'nin bölgesel işbirliği yapması olduğunu söyledi. Yani Afrin'de yürütülen ittifakın daha çok güvene dayalı, daha çok Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayıcı tarzda geliştirilmesi görevini bize veriyor. Amerika'nın burada daha fazla oyun oynamasına izin vermemiş oluruz. Evet değerli seyirciler, şimdi tekrar o hattan devam edelim. Kırklareli'nde bir tatbikat vardı. Türk ordusu durgun sular tatbikatı yaptı. Derin sulardan geçildi, karşı kıyıdaki ülkeye taarruz edildi. Dev askeri araçlar bir bir o taarruz için göletten yüzerek geçirildi. Tatbikat Kırklareli 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Köprücü Taburu tarafından Tümgeneral Muhittin Önür Göleti'nde yapıldı. Senaryo gereği ilk olarak göletin karşısında bulunan bir ülkeye taarruz yapıldı. Mehmetçik fiberglass botlarla göletten sessizce karşı kıyıya süzüldü. Sis bombaları atıldı, ardından bölgeye hücum botları ve takviye birlikler geldi. Yine senaryo gereği bölgede çatışma yaşandı. Askeri araçların bölgeye intikali için hızlıca gölette çalışmalar başlatıldı. Karşı kıyının emniyeti alındı, zırhlı muharebe aracıyla geliştirilmiş zırhlı personel aracı göletten geçirilerek bölgeye getirildi. Tatbikata 61 askeri araç ve 197 personel katıldı. Sağanak zaman zaman etkisini artırsa da gerçeği aratmayan tatbikat zor koşullar altında başarıyla tamamlandı. Evet değerli izleyiciler, yurt içinde de PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor. Büyük bir darbe daha vuruldu PKK'ya. Diyarbakır ve Tunceli'de 18 sığınak imha edildi.
Güvenlik güçleri PKK'ya yönelik yurt içi temizlik harekatında önemli ilerlemeler kaydetti. Tunceli ve Diyarbakır'da örgütün kullandığı onlarca mağara imha edildi. Diyarbakır'da 3 gün önce Silvan, Kulp, Lice ve Hazro ilçelerinde başlatılan operasyon sona erdi. 2 sığınak ve 11 mağara kullanılamaz hale getirildi. Silvan ilçesi Kazandağ köyü yakınlarındaysa 20 tüp pil, kablo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 132 konut ve eklentisinde de adli arama yapıldı. 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldı. 4 sığınak yok edildi. Sığınaklarda çok sayıda bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şimdi değerli izleyiciler, yine bölgeden bir haber sunacağız. Diyarbakır'dan daha doğrusu. Şimdi Diyarbakır'da çocuklar top oynuyorlar ve orada top oynarken arasında oynayan top çocuklara soruyorlar. Ya bu saatte geç vakitte top oynuyorsunuz, korkmuyorsunuz mu diye. Çocuklar da cevap veriyor. Neden korkacağız? Devlet yanımızda. İşte Diyarbakır'dan manzaralar. Terörden temizlenen Diyarbakır'ın Sur ilçesi huzurda oldu. Çocuklar akşam saatlerinde dışarıda oynuyor, gençler arkadaşlarıyla oturuyor. Terör örgütü PKK Elibaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümüydü. Huzur ve güven için asayiş uygulaması yapıldı. 2996 kişinin genel bilgi taraması yapıldı. 22'si aranan olmak üzere 99 kişi gözaltına alındı. Uygulama sırasında Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık arka sokaklarda top oynayan çocuklarla ilgilendi. Çocuklara bu saatte sokakta top oynamaktan korkmuyor musunuz diye sordu. Çocuklar neden korkacağız? Devlet yanımızda diye cevap verdi. Aferin. Mükemmel ya. Polis yeleği giyen bir çocukla hatıra fotoğrafı çektiren Karacık çocuklarla bir süre sohbet etti. Değerli izleyiciler, Fethi Sekin ve Musa Can. Biri polis memuruydu, diğeri adliye personeliydi biliyorsunuz değerli izleyiciler. Şehit olmuşlardı. İzmir Adliyesi'nde bir terör eylemini engellerken şehit olmuşlardı. Onunla ilgili dava açıldı. Davada dikkat çeken bir nokta var. PKK'nın artık eylemlerinde ya da saldırılarında diyelim ne kullanıyor biliyor musunuz? Sicili temiz kişiler kullanıyormuş. Yani o kadar sicili temiz insanlarmış ki bunlar neredeyse yani devlette iş başvurusunda bulunsalar kabul edilecek kadar sicilleri temiz kişileri kullanmaya başladığını belirtiyorlar PKK'nın. İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen ve polis memuru Fethi Sekin'le adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Saldırıyla ilgili İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Berkan Karakaya tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianamede 46 müşteki yer aldı. Müştekiler arasında şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit adliye personeli Musa Can, çatışmada yaralanan 4 polis memuru ve Vatan Partisi Konak İlçe Başkanı Avukat Bülent Karagöz'ün de aralarında olduğu 19 yaralı ve zarar gören 24 kişi de yer aldı. İddianamede tek sanık olarak yer alan İsa Zorlu hakkında silahlı terör örgütüne üye olma, kasten öldürme, yaralama, kamu malına zarar verme suçlamaları yöneltildi. Savcı Berkan Karakaya, iddianamede terör örgütünün son dönem eylemlerinde sicili temiz kişileri kullandığına dikkat çekildi. Karakaya, PKK'lı şüphelilerin hemen hemen hepsinin devlete iş başvurusunda bulunmaları durumunda haklarında güvenlik tahkikatlarını olumsuz etkileyecek bir iz bulunmayacak kişilerden seçildiği tespitine yer verdi. Savcı ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşanan yoğunluk nedeniyle soruşturma sürecinin uzadığı ve istenen HTS ve bas kayıtlarının gönderilmesinin çok uzun süreceği gerekçesiyle soruşturmanın tamamlandığını belirtti.
Değerli izleyiciler, Suriye'den bir haber. Suriye ordusu ülkenin güneyindeki Kuneitra bölgesinde hava sahasını ihlal eden İsrail uçaklarına müdahale edildiğini duyurdu. İsrail, Suriye'ye yönelik saldırı girişimlerine yenisini ekledi. Suriye ordusundan yapılan açıklamada İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Kuneitra bölgesinden hava sahasını ihlal ettiği belirtildi. Hava sahası ihlaline müdahale eden Suriye ordusu İsrail uçaklarını sınırdan uzaklaştırdı. Suriye'ye yönelik saldırgan tutumunu devam ettiren İsrail'den yeni bir açıklama daha geldi. Suriye'nin kimyasal silah kullandığını öne süren İsrail, kimyasal silahların etkisinin ülkesine ulaşması halinde en sert şekilde saldırı yapacağını duyurdu. İsrail yerel basınında çıkan haberlerde Suriye'nin hedef alındığı bu açıklamanın 15 Büyükelçiliğe de mektup olarak gönderildiği kaydedildi. Geçen hafta Suriye'deki bazı noktalara saldırı girişiminde bulunan iki İsrail F-16 uçağı savunma sistemleriyle düşürülmüştü. Yani aslına bakarsanız değerli izleyiciler, saplaşmaya ABD, İsrail ve işte yanına belki birkaç tane körfez ülkesi eklenebilir. Yani ABD ve İsrail de kime saldırıyor? Suriye'ye. Hangi Suriye'ye? Suriye Arap Cumhuriyeti'ne. Yani bazılarının rejim, Esed, hatta katil, hatta ne terörist, tırnak içinde terörist dediği adama saldırıyor ve o ülkenin devlet yönetimine saldırıyor. Herhalde buna, yani Beşar Esad'a saldıranlarla aynı safta olmak istemezler saldıranlar diye düşünüyoruz, ne bilelim. Ve değerli izleyiciler, yine içe dönelim, yani Türkiye içinden bir habere. Hukukçular Birliği'nin bu ismindeki Türkiye ifadesinin çıkarılmasına tepkileri var. Hukukçular birliklerin isimlerinin Türkiye ifadesinin çıkarılmasına karşı çıkıyorlar. Son olarak Uşak Barosu'ndan bir tepki var. Gürcan Sağcan, Uşak Barosu Başkanı, değerli izleyiciler, değerlendirmeler yaptı. Ve değişiklik olursa terör örgütlerinin barocuklar kuracağını söyledi. Her zaman Türkiye'nin milli çıkarları için mücadele eden Türkiye Barolar Birliği'nin bu mücadelesinden rahatsız olanlar, ülkede tek ses isteyenler, Türkiye Barolar Birliği'ni kapatarak kendi partilerine bağlı arka bahçesi olan barocuklar kurabilirler. Aynı zamanda PKK, FETÖ ve IŞİD terör örgütlerinin de barocuklar kurmasının yolunu da açarsınız. Mücadele edeceğiz. Türkiye Barolar Birliği Türkiye'dir. Türkiye adı Türkiye Barolar Birliği'ne Türk anasının ak sütü gibi helaldir. Ve değerli izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir haber var. Parti içi muhalefet 9-10 Mart tarihinde yapılacak tüzük kurultayını fırsata çevirmek için harekete geçti Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Muharrem İnce cephesi tüzük kurultayını seçimli hale getirmek için delege imzası toplayacak. Tüzük kurultayı yapacağız. Bir günlük bir kurultay yapacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı tüzük kurultayının tarihinin netleşmesinin ardından parti içi muhalefet harekete geçti. Kurultay 9 ila 10 Mart tarihlerinde olağanüstü toplanacak. Lütuf kabul etmiyorum. Ben adil bir yarışma istiyorum. Adil. Sadece tüzük ve kurultay yönetmeliğinde değişiklik için çağrı yapılan kurultayı Muharrem İnce cephesi fırsata çevirmeyi planlıyor. 36. olağan kurultayda 447 oy almasına rağmen genel başkanlık yarışını kaybeden İnce şansını bir kez daha deneyecek. Lütuf istemiyorum. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre İnce cephesi tüzük için toplanacak kurultayı seçimli hale getirmek için bir önerge verecek. Buna göre parti içi muhalefet, tüzük kurultayının seçimli hale gelmesi için gerekli delege imzasını toplamaya çalışacak. Kurultayın seçimli olabilmesi içinse toplantıya katılan delege sayısının bir fazlası kadar imza toplanması gerekiyor. Cuma günü sürece ilişkin açıklamalar yapacak Muharrem İnce ve arkadaşları, kurultayda yapılacak tüzük değişikliğine ilişkin de önerilerini hazırladı. Edinilen bilgilere göre tüzüğe Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken atama usulü değil, partiye üye olan herkesin görüşünün alınması yönünde bir düzenlemenin koyulması istenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıtlı bütün üyelerin ön seçimiyle belirlenir diye bir tüzük değişikliği yapmak istiyoruz.
CHP mevcut tüzüğüne göre kurultaylarda aday olabilmek için delegenin %10'unun imzasına ihtiyaç var. Parti içi muhalefet bu oranın %5'e çekilmesini talep edecek. Diğer bir değişiklik önerisi de genel başkan seçilen birisinin ikinci kez genel seçimleri kaybetmesi durumunda görevini bırakması olacak. İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan pazartesi günü kurultaya gidecek ve kendisi aday olamayacak. Parti içi muhalefetin önerilerine sıcak bakmadığı öğrenilen Genel Başkan Kılıçdaroğlu da tüzükte delege belirlenmesine ilişkin değişiklik yapılmasını hedefliyor. Mevcut tüzüğe göre bir ilin milletvekili sayısının iki katı kadar delege çıkartılabiliyor. Kılıçdaroğlu ise delegenin ilin aldığı oya göre belirlenmesini istiyor. Değerli izleyiciler, şu anda bir basın toplantısı var. Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel'le basın toplantısı düzenliyor. Hemen dönüyoruz oraya. Direkt tekrar kınadım. Diğer taraftan konunun aydınlatılması açısından hukuk devleti ilkelerine sadık kalınması ve belli bir orantılılık söz konusu olması gerektiğini ifade ettim. Türk-Alman ilişkilerinin çok büyük bir önem taşıdığı üzerine görüştük. Elbette ki değerler açısından ve bunların uygulanması açısından farklı görüşlerimiz olabilir. Diğer taraftan çok zorlu dönemlerde de ortak çıkarlarımız bulunmaktadır. 3 milyon Türk kökenli insan Almanya'da yaşamaktadırlar ve kendileri güzel bir birliktelik açısından bir köprü görevini yerine getirmektedirler. Birlikte NATO'da bulunmaktayız ve güvenlik konularında kesinlikle çok önemli birer ortak olarak hareket etmekteyiz. Ve bu açıdan çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu bir ilişkinin sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Sayın Başbakan ve ben hem bu düzeyde hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkilerimizi daha da yoğun bir şekilde sürdürmek istediğimizi, bu temasların çok önemli olduğunu vurguladık. Umarım yakın bir zaman içerisinde Almanya'da bir hükümet kurulacak ve Sayın Başbakan Almanya'da sağlam bir hükümetin kurulmasını, kendilerinin beklediklerini, merakla beklediklerini söylediler. Biz de tabii ki bunu umuyoruz. Sayın Başbakan, tüm sorunlar ne kadar zorlu olurlarsa olsun her zaman konuşmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Sadece konuşarak, temasları sürdürerek ortak bir yol bulunabilir, çözüm bulunabilir ve bunu her zaman denemek gerekiyor. Bu her zaman denemeye değer bir girişim olacaktır. Türkiye elbette her ülke gibi kendi güvenlik çıkarlarını gütmek durumundadır. NATO içerisinde elbette ki söz konusu olan durum açısından ABD ile ilgili olan ilişkiler açısından belli kaygılarımız var. Burada her şeyin olumlu seyretmesini umuyoruz. Türkiye'nin özellikle Suriye'den gelen mülteciler konusunda sergilediği tutum, olağanüstü çabası her zaman takdir edilmelidir. Ve AB fonlarının bir an evvel tamamen ödenmesi gerekmektedir. Ve AB kurumlarının bu açıdan sadece ilk 3 milyarlık değil, ikinci 3 milyarlık paketin de hazır olması ve bir an evvel devreye girmesi gerektiğini ifade ettim. Okullar olsun, eğitim, sağlık ve istihdam açısından mültecilerle ilgili Türkiye'nin bu doğrultuda destek görmesi ve şimdiye kadar yaptıklarının takdir görmesi bir o kadar önemlidir. Çok önemli, çok faydalı bir görüşme oldu. Her şeyi değil ama birçok şeyi dile getirebildik. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum Sayın Şansölye Merkel, değerli basın mensupları. Sayın Şansölye ile yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Kendisini 2 Şubat 2017'de ağırlama, Ankara'da ağırlama imkanımız olmuştu. Daha sonra 18 Şubat'ta Münih Konferansı, Güvenlik Konferansı vesilesiyle bir araya geldik. Görüşme fırsatımız oldu.
aradan geçen bir yıl içerisinde Almanya'da da Türkiye'de de çok şey değişti. Biz bir referandum geçirdik. Almanya bir seçim geçirdi. Ve yeterince iki ülke yöneticiler olarak birbirimize fazla vakit ayıramadı. Şimdi artık bunlar geride kaldı. Yeni bir dönemdeyiz. Almanya'da aylardır devam eden seçimden sonraki görüşmelerin bir koalisyon kararına varmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve Sayın Şansölye'yi tebrik ediyorum. Koalisyon ortaklarını tebrik ediyorum. İnşallah yeni hükümet tam kapasiteyle göreve başlayınca ilişkilere kaldığımız yerden tam kapasite devam etme fırsatımız olacak. Sayın Şansölye Merkel'in de ifade ettiği gibi hem Türkiye hem Almanya arasında ikili ilişkilerimizi sınırlı zaman içerisinde değerlendirme fırsatı bulduk. Özellikle Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla soydaşımızın iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir köprü olduğunu altını çizdik ve onların varlığı Almanya-Türkiye ilişkilerinin bir ölçüde teminatı olarak gördüğümüzü ifade ettik. Diğer yandan ülkemizde 2016-15 Temmuz'unda yaşanan hain darbe girişimi sonrası darbecilerin yargılanması konusundaki ve memuriyetten çıkarılan lar konusundaki düşüncelerini Sayın Merkel bizimle bir kez daha paylaştı ve Almanya bir hukuk devleti, Türkiye'de bir hukuk devleti. Hukuk devleti kuralları içerisinde bunların yargılamaları devam ediyor ve büyük oranda da darbeye birinci derecede iştirak edenlerin yargılanması sonlanmak üzere. Tabii yapılan araştırma ve incelemelerden sonra eğer darbeyle doğrudan ilişiği olmayanlar varsa bunlar da zaten görevlerine dönüyorlar. Şu ana kadar 33 bin civarında bu şekilde görevine iade edilen var. Diğerlerinin durumu da inceleniyor. Karara bağlanıyor. Eğer burada hala reddedilenler varsa her türlü hukuk yolu da bunlara açılmış olacak. Tabii Türkiye bölgede sadece terörle mücadele yaparken kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumaya çalışmıyor. Aynı zamanda NATO'nun sınırlarını da koruyor. Aynı zamanda Suriye'de, Irak'ta yaşanan iç savaş, göç ve DAEŞ terör örgütü, diğer terör örgütlerinin verdiği olumsuzluklara karşı büyük bir göç akınını da önleyen bir ülke. 3,5 milyon mülteciyi ağırlıyoruz. Onların her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Ve onların Avrupa üzerine gelmesinin bir anlamda önüne geçiyoruz. Bunu yaparken terör örgütlerinin, terör faaliyetlerinin Almanya'ya da yayılmasının veya genel anlamda Avrupa'ya yayılmasının da önüne geçiyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği ile müşterek çalışmalarımız var. Sayın Şansölye Merkel'in bu konuda önemli katkıları oldu. Mültecilerin bulunduğu yerde eğitimine, sağlığına, yerleşimine yardımcı olmak üzere birlik bünyesinde bir karar alındı ve bu bazı aksaklıklara rağmen
devam ediyor. Bir kez daha bu konudaki Sayın Şansölye'nin kararlılığını, bu desteğin devamı konusundaki sözlerinden memnuniyet duydum. Bizim Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür. PYD, YPG, YPG de terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD, PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor. Bunu Amerikan İstihbarat Örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun bunların amacı o bölgede huzuru bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. DAEŞ'la mücadeledeki kararlılığın bu terör örgütleriyle mücadelede de aynı şekilde sürdürülmesini gerektiğini düşünüyoruz. Zeytin Dalı operasyonu da yine aynı amaca yönelik. Bütün orada masum insanlara zulmeden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için yapılan bir çalışma. Bunlar da konuşma fırsatı bulduk. Özellikle Deniz Yücel konusuna da ben de değinmek istiyorum. Deniz Yücel ve diğer zanlılar tabii ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Evet değerli izleyiciler, Başbakan Binali Yıldırım'la Merkel'in basın toplantısı bu şekilde geçti. Özellikle ikilinin işte daha çok Türkiye'nin operasyonu ve genel durumla ilgili görüştüklerini anladık. Tabii diğer konularda ayrıntılı biçimde daha sonra netleşecektir diyoruz. Ve bu soy ağacı meselesi, biliyorsunuz işte E-Devlet şifresiyle soy ağacınızı öğrenme şansı gündeme gelmişti ve ilk gün kilitlenmişti bu sistem. Şimdi bugün yeniden devreye girdi. İnsanlar soy ağacını merak ediyorlar herhalde ve çok da tartışılır bir konu haline geldi bu. Açıldı, kilitlendi. Teknik bakıma alındı ve açılması merakla bekleniyordu. Milyonları ilgilendiren uygulama yeniden hizmete sunuldu. Savaş döneminde dedem kaçıp Buhara dönemine gelmiş Semerkant'tan. Daha öncesini bilen yok, çok merak ediyordum. Baktım siteye ulaşamadım. Milyonlarca vatandaşın talebi nedeniyle kilitlenen E-Devlet'te soy ağacı sorgulama işlemi yeniden başladı. Bir haftadır uğraşıyorum, giremiyorum. Bugün kullanıma açıldı. Kullanmayı düşünüyor musunuz acaba? Bir saat önce gene baktım, giremedim. Teknik altyapısı tamamlanan sistem gece saatlerinden itibaren kullanıma açıldı. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği sistem sabaha kadar 1 milyon 200 bin kişiye hizmet verdi. Bilmiyorum, deneyebilirim ama ne kadar doğru? Açıkçası çok da şaşırtmaz çünkü biliyorsunuz yıllar boyunca Anadolu zaten karma karışık bir yer olduğu için ırk bakımından ve herkes de her türlü ırk olduğunu düşünüyorum. Daha önce kilitlenip askıya alınan sistemde böyle bir sorun yaşanmaması için yeni bir düzenleme yapıldı. Bundan sonra vatandaşlar soy ağacı taleplerini sisteme ilettikten sonra talep sırasına göre belge alabilecek. Evet, ben dün gece sorgulattım. Sorgulattın. Sonuçlardan evet. Memnun musun? Sonuçlardan memnunum ama ufak tefek eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Mesela bana 26 tane çıktı listede. Evet. Hani hemen ben bunların zaten birçoğunu biliyordum. Ama hani acaba geçmişe kadar sadece o kadar mı gidiyor yoksa daha da gitmesi mi gerekiyor? Talepleri alan sistem sıralamaya göre vatandaşın sorgulamalarını yapıp rapor gönderecek. Yoğunluk dikkate alındığında sistem bir saatte en fazla 200 bin vatandaşa hizmet verecek. Düşünüyorum da bakamadım. İnşallah şifremi hatırlarsam, evet. E-Devlet şifremi unuttum. Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt ve üst soy bilgileri yer alacak. Belgelerde 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgilerse E-Devlet üzerinden paylaşılmıyor. Şaşırma, her şeye hazırız. Biz geçmişimizi kabul ediyoruz. Ve İzban'da artı para sistemine geçildi değerli izleyiciler. Böyle bir şey var mı? Bunca vatandaş yani böyle ne bileyim ızdırap yaşıyoruz.
cahiliz, okuryazarımız yok. İyi bulmadım, memnun değilim. Belediyeden de memnun değilim. Kimse de memnun değil anladığım kadarıyla. Oy da vermeyeceğiz, bir daha duyurulur. Oraya bastım, 3.85 çekti. Ona o bastı, 6.85 çekti. Ne oluyor diyoruz? Bilmiyoruz. Hiçbir şey anlamadım yani. İşe geç kalanlar, parasını geri almayı unutanlar. Bundan sonra CHP kesinlikle oy yok. Paraları peşin peşin kesildi, indikleri duraktan geri iade edildi. En uzak mesafe olan Aliağa Selçuk'tan tam biletin parası kesiliyor. Daha kısa seyahat eden vatandaşlarsa duraklara konulan işte bu cihazlardan geri kalan paralarını alabiliyor. İzmir'de toplu ulaşımın bel kemiği İzban'da artı para sistemine geçildi. Nasıl buldunuz sistemi? Çok kötü. Çok kötü. Evet. Sizce nasıl buldunuz sistemi? Kötü. Neden? Uğraştırıyor, gerek yok. Ufak hesap yapmasınlar, vatandaşa kolaylık yapsınlar. Böyle izdiham oluyor, sıkıntı oluyor. Saçma. Neden? Vallahi hiç olmuyor, iyi olmadı. Bir durak ileriye gideceğiz, bir durak ileriye gideceğiz, 3.85 alacak. Ama ben bir durak ileriye gideceğim, niye 3.85 basayım ki? Uzun mesafeyi 2 lira 86 kuruşa giden artık 10 lira 60 kuruş ödeyecek. Yeni uygulamadan vatandaş memnun değil. Eziyet yani, eziyetten başka bir şey değil. Bir şey demiyorum. Ne diyeceğim işte, belli sistem, ne sistem oldu. Para iadesi için kurulan cihazların önünde kuyrukların oluşması da yeni sistemi kabul ettirmedi. Bilmiyoruz ki aldık mı almadık mı, anlamadık çocuğum biz daha. İlk 25 kilometre için normal biniş ücreti alınacak. Ancak sonrasında gidilen her bir kilometre için 7 kuruşluk bir ödeme yapılacak. Hiçbir şekilde hizmetlerden memnun değiliz yani. Büyükşehir Belediyesi nasıl yapıyorsa yani bunu. Sistemi pek iyi bulamadım ablam ya. Elimizde de böyle. Zor oldu mu? Çok zor oldu. Tutarım yokmuş, otobüse bindim, indim. Tekrar geri geldiniz. Ben şimdi buraya geri geldim, oradan geçemiyorum. Değerli izleyiciler, işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre işsizlik rakamı %10.3'tü. Bunu da aktarmış olduk sizlere. Ve devam edelim yine emek cephesiyle ilgili bir haber. Ege Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren 3 Alman firma, Teksif Sendikası'nda üye emekçilerin işlerine son verdi. Diğer Teksil'deki işçi arkadaşlarımıza ne yapıyorlar biliyor musunuz? Benim bayan işçi arkadaşım tuvalete gidiyor, takika tutuyorlar. Ne işin vardı bu saate kadar tuvalette diyorlar. Tuvalette uzun kaldıkları iddiasıyla Türkiye'de faaliyet gösteren 3 Alman firmasından 480 işçi tazminatsız olarak işten atıldı. Bugüne kadar Alman iş yerlerinde saydığımız bu iş yerinde 480'e yakın işçi arkadaşlarımız tazminatsız olarak işten atılmıştır. Hugo Boss, Roy Robson ve Digel adlı Alman firmalarda işçi kıyımı devam ediyor. İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşçiler ve üyesi oldukları Teksif Sendikası yetkilileri Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Diğere sendika girecek, başka yolu yok. Teksif Sendikası örgütlenme uzmanı Recep Oktay'a göre Alman firmaların asıl amacı işçinin sendikalaşmasını önlemek. İşçiler daha önce de Almanya Başkonsolosluğu'yla görüşmüştü. Konsolos fabrikaları ziyaret etti ancak sonuç değişmedi. Ama Sayın Alman Konsolosluğu, siz o fabrikaya gittiğinizde her birini öyle kuzuluyorlar ki, işçilere o kadar güzel davranıyorlar ki, siz gittikten sonra gerçek yüzlerini gösteriyorlar. Bunun farkında değilsiniz. İşçi kaybının devam etmesi halinde Teksif Sendikası, Alman firmaların Türkiye'deki bütün şubelerinde ve Almanya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde eylemler yapacak. Eylemin ardından işçiler Almanya'nın İzmir Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı. Tatil, termal ve tedavi değerli izleyiciler. Denizli sağlık turizminde bu 3T ile hayli ileri gidiyor, ileri bir durumda.
Binlerce yıldır kullanılan doğal yöntemlerle modern tıbbı bir araya getirdiler. Hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen hastalara fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veriyorlar. Kaplıca gibi, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlı doğal çamuru, masaj gibi doğal tedavi yöntemlerini, modern tedavi havuzları, felçli hastalar için yürüyüş ve kol robotları, bel boyun fıtıklarında kullanılan işte robotik cihazlarla entegre ettik. Böylece hem tedavi süremizi kısalttık hem de tedavi olasılığımızı artırmış olduk. Denizli'nin Pamukkale ilçesinin şifa saçan bölgesi Karahayıt, sağlık turizminde adından söz ettiriyor. 2014 yılında burada faaliyete geçen bir tıp merkezi, dünyanın her yerinden hasta kabul ediyor. 5 yıldızlı otel konforunda da tedavi imkanı sağlıyor. Diz, kalça, omurga kireçlenmeleri gibi problemler, bel boyun fıtıkları gibi problemler yanında omurilik felci, beyin felci, serebral falsi, çocuk felci gibi en ağır ileri vakalara kadar hastalarımız gelmekte. Hem tedavi olmaktalar hem de bir yandan tatil yapabilmekteler. Hastalar birer birer ya da gruplarla terapilere alınıyor. Doğal çamur sarmalamasından tutun da fizyoterapistler eşliğinde son teknoloji aletlerle yapılan tedavilere kadar her şey var. Klasik fizik tedavide yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arası süren bu tedaviler verdiğimiz yoğun programla 3-4 saati bulabiliyor. Bu da oldukça etkili ve daha kısa sürede iyileşmeyi sağlayan bir tedavi programı olmuş oluyor. Bundan 3000 sene önce de insanlık bu topraklarda şifa aramış. Şimdilerde de yalnızca hastalar değil, dinçleşmek ve sağlıklı kalmak isteyenler de merkezin kapılarını aşındırıyor. Kaplıca tedavisinin vücutta antioksidan salınımına yol açmasıdır. Dolayısıyla hani insanlar hasta olmasa bile düzenli olarak kaplıca tedavilerini, hani bunu daha evvel deneyimlemiş olanlar rutin olarak gelmekte. Termal tedaviler oldukça faydalı, ancak merkezin fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Necdet Çatalbaş, tedavinin hekim kontrolünde olması konusunda uyarıyor. Bilinçsizce yapıldığı takdirde insan sağlığına ciddi zararları olabiliyor. Yani mesela süre, sıcaklık, kimin girip kimin girmeyeceğini muhakkak bir hekimin tespit etmesi gerekiyor. Ya da tedavi olurken gelişen bir komplikasyonu muhakkak bir hekimin müdahale etmesi gerekiyor. Almanya'da rahatsızlanarak bu merkeze getirilen Kıymet Köse, gördüğü tedavinin etkisini bakın nasıl anlatıyor. Bundan 1,5 yıl önce Guillain-Barré sendromu denilen bir rahatsızlığa yakalandım. Bir put gibi, bir heykel gibi getirildim buraya. Uzun süredir tedavi oluyorum. Doktorlarımın söylediği bütün her şeyi uyguladım. Ve görüyorsunuz, elimi kolumu kaldırıyorum, ayaklarımı hareket ettiriyorum. Bak, ben yürüyeceğim neredeyse. Buraya dayanıp kalkıyorum ben. Bak. Bak. Evet değerli izleyiciler, bu haberle noktalıyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Biraz sonra Keskin Bakış programı başlayacak. Özel bir program bu. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Tekrar söylüyoruz, hepinizi sevgi saygıyla selamlıyoruz ve her zaman olduğu gibi bitiriyoruz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun efendim.